ülkesindeyiz. Dubai'deyiz. Şunu denettirirler mi acaba? Bir girelim mi? Girelim. 800 bin dolarmış. Gözüme daha güzel gözükmeye başladın şu an. Herhalde para her şeyi değiştiriyor. Aşkım. Herkese merhaba arkadaşlar. Burası inanılmaz şaşalı ya. Her şeyin en üst seviyesi, en tabu var. Ve dolayısıyla tabii altının da en üst levelleri var. Şu anda bir tane altın pazarına geldik arkadaşlar. Dubai'nin altın pazarındayız. Ve dünyanın da en büyük altın pazarı burasıymış arkadaşlar. Burada gerçekten paha biçilemez altınlar var. Sadece çok yüksek fiyatlı olması değil, çok ilginç altınlar da var burada. İşte maskeden altın gördük biz buraya gelmeden önce. Maskeden altın. Oha. Hayır, altından maske, özür dilerim. Biz buraya gelmeden önce. Bence altından bir maske almamız gerekiyor artık. Yani maskemi çünkü düşürdüm. Hemen alayım sana şuradan bir tane altın maske. Alsana bir böyle 500 bin dolara. Yeni maske lazım bana şimdi. Mecbur altından alacağız. İşte altından maske, altından tuvalet gördük arkadaşlar, tuvalet. Yani o kadar farklı şeyleri altından yapmışlar ki. Altından et de yedik burada, altından cappuccino da içtik. Bunların hepsini göreceksiniz Alper'in kanalında ya da gördünüz bile. Şimdi de başka altından yapılmış şeyleri birlikte burada göreceğiz. Bakalım o altından tuvaleti, işte maskeyi vesaire bulabilecek miyiz? Ben çok korkuyorum şimdi, Betül bir şey görecek de aşkım bana bundan alır mısın? İşte bunu vallahi, çok beğendim aslında vallahi, gibi böyle mesajlar. Ben buradan şey yapıp artık hani evlenmeden önce şey oluyor ya. Çeyiz mi? Hayır, şey mi? Erkekler kadınlara belli bir altın şeyi veriyorlar, sözü veriyorlar. Vallahi ben senin aile, bildiğin erkeklerden değilim. Ben buradan bir tane takı seçeyim. Sana şuradan bir tane. Evlilik şeyi olarak. Var ya arkadaşlar, şok olacaksınız. Burada altından kıyafet var. Yani Betül'ünki gibi kıyafet. Altından. Altından. Yani. Şimdi birlikte göreceğiz. Bir de hani fiyatlarını sorarken de bu da pışıklatacak yani bence gerçekten. Hazırsanız. Başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım gidelim. Hadi gelin. Altınlara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Belki abone olanlardan bir kişiye altın hediye ederim. Belki. Neden olmasın? Bir şeyler alırız belki. Neden olmasın? Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi onlar da kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. The City of Gold, altından yapılmış bir şehir. Arkadaşlar, bu gerçek mi? Bunun gerçek altın olduğuna inanmak istemiyorum. Bu ne? Yani altın zırh. Bunun parasıyla bizim Beşiktaş bölgesini satın alabilirsin herhalde, değil mi? Şunu denettirirler mi acaba? Bir girelim mi? Girelim. We are coming from Turkey and we are YouTubers. And we wanna make the video in here. Could we wear the gold dress? Thank you so much. Arkadaşlar, o arkadaki elbise gibi olan şeyin fiyatı 800 bin dolarmış. 800 bin dolar ne yapıyor? 800 bin dolar. 7 milyon TL yapıyor. 7 milyon TL. Bir şey söyleyeyim mi? Beni satın alırsın onunla. Ha. Beni komple al yani, ömür boyu kullan. 800 bin dolara alacaksın ve 25 kilo olduğu için kullanamayacaksın. İçeridekini size bu arada çıkartamıyoruz biz dediler. Biz denemek için o kadar çok ısrar ettim ki arkadaşlar. Ama aynen, dedi ki bir kere sen onu taşıyamazsın. Aynen. Bir de eğer onu oradan çıkartırsak kırılır dedi. Aynen. Olmaz dedi. Aynen. Asla yapamayacaklarını söylediler. Şimdi birkaç tane başka yine böyle giysi gibi şeyler var. Onları alacağız. Beto, hazır mısın? Ben böyle bir şey giyemem arkadaşlar. Tamam. Çizde? Ha, tartacak herhalde. Maşallah. Muhtemelen bunu giydiğim zaman omuzlarım göçecek böyle. Tu kilo. 2 kilo. Çok da ağır değil. Beto bir şey söyleyeyim, bundan al bence. Kız güzel oldu. Güzel mi oldu kız? Al bundan bir tane bak. Yakıştı mı? Çantası da var. Oha, fermuarı bile altın herhalde. Arkadaşlar yeni videolarımızı böyle çekelim değil mi? Aynen. O yüzden bunu bana Alper lazım. Abone sayısı yüksek olan alır. Şaka bir yana yakıştı. Yani benim hoşuma gitti bu görsel, niyeyse bilmiyorum. Dubai'de çok durmaktan herhalde. Betül bir şey söyleyeyim mi? Gözüme daha güzel gözükmeye başladın şu an. Herhalde para her şeyi değiştiriyor. Aşkım. Evet arkadaşlar, nasıl olmuşum? İnanılmaz. Şey itiraf edeyim mi? Evet. Gözüme daha güzel geliyorsun şu anda. Yazıklar. Para her şeymiş, yemin ederim. Yazıklar olsun. Ben
ülkeme dönüyorum arkadaşlar. Ha, sen böyle çık da buradan bizi nasıl dövüyorlar. Bye. Okay, thank you. Bye. Can you give to me? I like it so much. No problem. Yeah. Okay. Bye. Arkadaşlar ben böyle şey hayatımda gerçekten görmedim. Şimdi şey bunların görmedim. Senin üstündekiler ne kadar yapıyor onu bir öğrenelim. Aynen, şimdi bunların hepsinin fiyatını hesaplayacağız, öğreneceğiz bakalım. Could we calculate all of them cost? One million. 1 million what? Dollar or? Dirhem. 1 million dirhem yani. Oha, Beto. Ne kadar yapıyor? Üstünde 2,5 milyon TL'sin sen. Sen şu an 2,5 milyonsun Beto. Ona göre. Bundan sonra benimle konuşurken, benim kalbimi kırarken bir kere daha düşünmen gerekiyor. Aşkım şu an yani çok önemli bir kişiliksin. Omuzlarımda 2,5 milyon yük var, anlıyor musun? Sanki beni ölçerek yapmışlar yani. Benden ölçü almışlar gibi. Öyle değil mi arkadaşlar? Yalnız güzel oldu ya. Betül'ün fotoğrafını çekiyorlar. Arkadaşlar vallahi başım ağrıdı ya, o kadar ağır ki çıkartıyorum ben artık. Betül'ün kıyafetini çıkartıyorlar. Bu sadece sıradan bir altıncıydı bu arada. Şimdi daha gezmeye devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar şeyi merak ediyorum. Acaba buradaki 1 gram altının değeri Türkiye ile aynı mı? Onu bir öğrenelim. What is the price of 1 gram of gold? Türkiye'de 500 lira olduğunu biliyorum. 462 TL'ymiş. O zaman sen o kıyafeti al bence. Normalde burada arkadaşlar her şey Türkiye fiyatının 2,5 katı. Şurada mesela bir tane biblo var. Evet, şunun fiyatını sorduk şimdi. 140 bin dirhem. 38 bin dolar. Yani 300 bin lira falan bu. Arkadaşlar eğer evinize güzel bir Jaguar biblosu almak istiyorsanız 38 bin dolar vermeniz yeterli olacak. Sana ben şöyle bir tane yüzük almak istiyorum. Aa Beto, yakıştı. Kavga falan çıkarsa işine yarar. Dış. 5.000 dolarmış arkadaşlar. 5.000 TL falan. Evlenirsek düğün hediyesi isteyelim. Oldu. Beto, üstünde altın mı altın kalmadı değil mi, küpe müpe? Aynen, bir şeyim kalmadı değil mi? Her şey çıkar. We take off everything, right? Senin aklın şunda kaldı değil mi? Evet, işte bu 800 bin dolar yani 7 milyon TL olan şey buydu. Şimdi 5 kiloymuş arkadaşlar. Biraz önceki o 2 kilo şeyi taşıdım ya, o bile çok ağırdı. Bunu gerçekten kaldıramazdım. Ben kaldırırım bunu. Ayakkabının ucuna altın bir şey yani. Yani bir de yerde olacak. Allah aşkına, toz toprak için. Zaten burası çöl bak. Yani bunu çölün içinde bunu sen ne yapacaksın ya? Ya bence bunu işte böyle hani Arap düğünlerinde vesaire hediye ediyor olabilirler. İyi de. Bence kesin öyle bir şey. Düşman ayağa bakar diyerekten. Ulan bakın ne kadar zenginim evet, düşmanlar. Aynen yani. Buradaki insanlar yani şey hani bakın ben ne kadar zenginim, ne kadar altından et de yiyorum. Olay bu gerçekten. Oo Beto, bak sana şu da yakışırdı bak. Gözlük olayı çok hoşuma gitti ya, altından gözlük. Altından cüzdan. İşte altın budur. Gerçek altın bu. Çocuğumuz olursa alacağımız şeyi bulduk, göster bakayım. Bakın. Altından. Benim çocuğumun emziği de altın olacak. Benim çocuğum altın emcikleyecek. Altında ki mi? Evet. İleride altın şey yapsın. Şey yapsın. Alper şimdi kendisine bu kıyafetlerden alacak arkadaşlar. Ortama ayak sağlayacağım. Ayak yediriceksin. Ve ben de ileride böyle altınlı bir birey olabilmek için. Beto bakalım yakışacak mı? Çok yakışacak bence. Bir de teri de emcikleyecek bence bu. Oo. How much is that? 35. So expensive. No, I don't want this. Sen gerçek bir ticaret adamısın. Dedi ki, sana dedi, tamam dedi, ikisini de al dedi. Sana 90 değil, sana 65 yapıyorum dedi. Bence de ki, ben 50 veriyorum de. Okey, 50 düz diyeceğim. 50 exact, 50. 50. Thank you. 50, thank you, 50. Burada da pazarlık yaptık. Dur şunu arkada sayayım burada. Bin dirhem var, anasını satayım. Arkadaşlar yine devasa bir şey gördük. Bu ne ya? Bu ne ki? Bu ne? Dev bir bileklik falan mı? Taç bence. Kafaya takılan var ya. Oha, satın mı alınıyor? Ne oluyor şu an? Götürüyorlar. Sualım neymiş? The biggest ring in the world. Yani dünyanın en büyük yüzüğü. Bakın iki kişi. İki kişi şu an taşıyorlar. Bakın özel bir odaya götürüyorlar bu arada şu anda. What is the
price of this ring? 15 milyon dolar. 15 milyon dolar. Arkadaşlar 15 milyon dolar. 140 milyon TL falan, yani 135 milyon TL falan. Ve sadece bir yüzük. Ya mesela 135 milyon TL'ye ne alabiliriz mesela? Neler alabiliriz? 135 milyon TL'ye mesela neyi alırız? Beşiktaş'taki bütün evleri alabilir miyiz? Bilmiyorum. Şu an tahayyül edemiyorum ben. Çok inanılmaz. Thank you so much. Thank you. Oo, evimize böyle bir aksesuar, aksesuar. Yalnız senin de şey burada Dubai'de dura dura evimize de şöyle bir aksesuar yakışmaz mı? Çok güzel olmaz mı? Arkadaşlar. Yani bu gerçekten güzel gözüküyor ama bir şey söyleyeyim mi? Gel bak seninle şöyle bir oyun oynayalım. Tahmin etme yarışması. Kaybeden alır. O küçük şey 5 bin dolardı. 50 bin dolar vardır diyorum bu. 5 katı büyüklüğü olsa... 50 bin dolar. Sen ne diyorsun? Ben 60 bin dolar diyorum. 60 bin dolar. How much? 2 million. 2 million mı? 2 million mı? 2 million. Ooo. 2 milyon 18 milyon TL şu aksi bizim evimize yakışır dediğimiz şey var ya Beto. 7,5 kilo altın, kahverengi ve elmas da kaplıymış. Ben 60 bin dolar dedim arkadaşlar, bu 2 milyon dolarmış. Yalnız hani şeyle 10 bin dolarla ben kazandım. Paraları da böyle altından yapmışlar tamamen. Baksanıza. Şunlar da mesela 50 euroyu kaça satıyorlar ama? 50 euro bu. Is this 50 euro? So they are roughly between 80 to 100 dollars. 80 dolarsa ben sana alayım bundan bir tane. Ha gerçi 80 dolar ülkemizde az para yapmıyor, pardon. Ah, thank you. Do you gift? Yes, maybe. Oh. Ah. Çok güzel. İnanılmaz bir yüzük bak şimdi. Arkadaşlar bakın şimdi. Çok güzel. How much is it? 13? 13,000. 13 bin dolar. Küçük şeyleri seviyorum. Benim gönlüm bunları seviyor. Bu küçük olduğunu mu düşünüyorsun sen şu an? Evet. Beto sen yani 3 parmağını birleştirdiğin zaman o kadar yapıyor. Bu kadar cihazdan yeter. Arkadaşlar şimdi bizimkilere şuradan hediye bakacağım. Burada benim hediye almaya buradan gücüm yetmiyor. Şöyle şu tarafa doğru. Sen buradan bak, ben şuradan bakıyorum. Şaka yaptım. Evet, bizim de gücümüz bunlara yetiyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlarımız. Aynen, kusura bakmayın. Biz. Biraz önce 2 trilyon taşıdım üstümde. Şimdi buradan 5 liralık işte. Dubai yazan şeyler. Riyaz şey yapıyor, kart koleksiyonu var, bunu mutlaka alalım Riyaz'a. Arkadaşlar, Gizay her yerden kendisine, bütün gittiği ülkelerden falan kar küresi ya da başka arkadaşları gittiği zaman onlardan kar küresi istiyor. Gizay'a da bunu alıyoruz. Yani kar küresi istenecek son yer, dünyanın en sıcak yeri Dubai'dir. Dubai'ye gelirken dedi ki kar küresi alalım. Yani bunun, tamam, bunun adı kar küresi, yani kar olduğu için değil bunun. Görseli zaten çok güzel bir şey. Riyaz'a kart koleksiyonu. İçinde farklı farklı kartlar var. Gizay'a bunu aldık, kar küresi. Kerem de böyle mum tarzı şeyleri seviyor. O yüzden ona da bunu alıyorum. Kendimize de bunu alıyoruz. Her yerden biz de açacak alıyoruz böyle. Aynen. Soda seven bir şey ikili olarak. Böyle yapıştırmalı. Böyle evet. Bir her ülkeden aldığımız bir koleksiyonumuz var bizim, evet. Beto'yla. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum şu anda. Biraz önce 2,5 milyon TL üzerime bir giysi giyindim ve sonra kendime gidip bunları aldım. Toplamda 37 dirhem. 37 dirhem ödedik. Yani 100 lira. 100 bizim lira. Gücümüz buna yetti. Yapacak bir şey yok. Aynen, yapacak bir şey yok. Bunları Türkiye'ye götüreceğiz şimdi. Böyle yani işte, bu hayat böyle. Bazen yapacak bir şey yok. Evet. Buna da şükür. Evet, çok güzeldi. Bizim için önemli olan para değil. Bizim için önemli olan sevgi, önemli olan aşk. Evet. Biz birbirimizin olalım yeter. Evet. Değil mi? Şaka bir yana gerçekten öyle arkadaşlar. Evet, tabii canım. Para pul hikaye. Sevdikleriniz yanınızda olsun ve mutlu olmaya çalışın, yeterli. Evet, bence de en önemli şey bence şeyin sana verdiği his. Yoksa önemli olan bu. Dünyanın en büyük yüzüğünü almışsın, en büyük işte kıyafetini alsan ne işe yerine yarayacak yani? Evet, gerçekten öyle bence de. Ben öyle düşünüyorum. Bu videoyu da öyle bir mesajla bitirmiş olalım. Evet, böyle kapatalım. Güzeldi. Güzel bir güzel noktaydı. Güzel bir noktaydı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videomuzu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada sizi seviyoruz. Bir special thanks for Kürşat abi. Kürşat abi burada arka bizim kuzenimiz, plandaydı. Benim kuzenim yani daha doğrusu. Kürşat abi kuzenim bize eşi. Burada inanılmaz arkadaşlık, aynen. Rehberlik ve... Vallahi sağ olsun, çok yardımcı olacak. Aynen, burada bir aile bireyimiz, aynen. Olduğu için çok şanslıyız. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.